Cümleten selamlar arkadaşlar. Ben Serkan Yalkın. Borsa Hissi Analiz YouTube kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Öncelikle SPK tarafından yayınlanması istenen yasal uyarıyı herkes gördüyse yasal uyarımızı yavaştan kaldırıyoruz. Cümleten selamlar, sevgiler. Bir hafta sonundan, pazar gününden hepinize selamlar, sevgiler arkadaşlar. <laughs> Geçtiğimiz hafta borsalar yönünde iyi bir hareket vardı. Yine vari pozisyonlarla kapattık. Rally hareketimizde haftalık kapanışımızı yaptık. Borsa İstanbul 100 Endeksinde. Genel olarak haber akışına baktığımızda piyasalarda e, çok fazla bir haber akışı olmadığını görüyoruz. Çarşamba günü e, Fed Başkanı Powell'ın bir konuşması olacak. E, pazartesi günü yine Lagarde'nin konuşmaları olacak. Bunlar e, piyasaya kısmi etkileri olacaktır mutlaka. Ama genel olarak bakıldığında e, çok da ekstra bir haber olmadığını görüyoruz piyasalar tarafında. <laughs> genel olarak şöyle haftalık analizlerimize geçecek olursak gram altın tarafına şöyle açık bakmak istiyorum. Gram altın tarafında ağırlıklı ortalamaya kadar bir gevşeme olmuştu. Ağırlıklı ortalamadan tekrar yukarıya doğru dönebileceğini veya en kötü ihtimalle 1024'lere doğru bir geri çekilme ardından yukarıya doğru hareket olabileceğini belirtmiştik yine. Ağırlıklı ortalamadan yukarıya doğru dönüşler gözlemleniyor. Hala ağırlık ortalamasının üstü pozitif konumda ilerliyor diyebiliriz. Buralardan belki tekrar 1020 bölgelerine doğru 1020-1024 bölgelerine doğru bir geri çekilme akabinde e, ciddi yukarı şekilde gözlemlenebilir gram altına bakıldığında e, güzel bir haftalıkta da günlükte de güzel bir üçgen mari oluşumu yukarıya doğru kırılmış olduğunu gözlemliyoruz gram altı tarafı bundan sonra biraz yukarıya yürüyecek gibi duruyor En azından e, 1042 hemen hemen e, yukarıda 100 liralık bir marş varmış gibi duruyor yani 1150'ler 1140'lara doğru bir hareketlik olacak gibi duruyor gram altın tarafında. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Tabi burada ons tarafından mı gelir yoksa dolar tl tarafından mı gelir? Bunu da artık ons tarafı yukarı yönlü bir kırılım olursa ons tarafında çünkü çok güzel kapanışlar oldu. Geçtiğimiz hafta gayet güzeldi. Burada da bir ağırlıklı ortalamaya kadar geri çekilme. 1726'lara kadar. Akabinde tekrar yukarı yönlü bir eğilim durumu gerçekleşti. Ons tarafında 1780 bölgesi önemli bir direnç bölgesi. 1780'lerin üstüne doğru artık hareketlenmeler olursa burada hem ons tarafında hem de gram altın tarafında bariz olarak hissedeceğiz bu hareketi. Yani 1780'lerin üstüne doğru hareket etmeye başlarsa gram altın tarafında pozisyon denenebilir şeklinde yorumlanabilir bu hareket. Dolar TL'ye baktığımızda Dolar TL'de ekstrem bir hareket görmüyoruz. Zaten yatay yatay vari bir grafik var. Yaklaşık olarak Hemen 2,5 aydır böyle yatay yatay vari bir grafikle devam ediyoruz Dolar-TL tarafında. Açıkçası çok fazla bir marj olmadığını görüyorum. Ağırlık ortalamasının üstünde pozitif konumda ama çok da fazla bir marj yok. Merkez Bankası ara ara müdahalede oluyor diye düşünüyorum Dolar-TL tarafında. Marjin olmadığı yerde biz de pek fazla oyalanmıyoruz zaten. Oyalanmamaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü piyasalar hareketli. Borsa İstanbul tarafı hareketli. Borsa İstanbul tarafı hareketli olduğu için. Dolar tl'nin şu an için pek esamesi okunmuyor arkadaşlar o yüzden Borsalar tarafında daha ciddi kazançlar olduğu için borsalar tarafında analizini yapmak daha mantıklı geliyor Gelelim DAX tarafına DAX tarafında güzel trend kırılma olduktan sonra yukarıda ilk etapta 14.700'ler daha üstünde 14.900 seviyelerine kadar yükselişler olabileceğini anlatmıştık Bu bölgelere doğru hareketlenmeye devam ediyor DAX'ta. da ağırlıklı ortalamasının üstte pozitif konumda ilerliyor İlk etapta 14.700 daha üstünde 14.900'lere doğru bir hareket ben bekliyorum DAX tarafında. Hani geri gelişlerde 14.200'ler artık hem stop noktası hem de destek noktası altında kapanışlar stop olarak takip edilebilir. Ama bakıldığında ağırlık ortalamalarının üstünde ve pozitif konuma devam etmeye çalışıyor. Şöyle haftalık grafiklerini açtım hemen hemen 3-6-8 haftadır pozitif şekilde devam eden bir DAX endeksi görüyoruz. Bakıldığında 14.700'ler önemli. 14.900'ler çok daha önemli bölgeler olacak gibi duruyor DAX endeksinde Almanya tarafında. Ee, bu hafta Almanya tarafında da herhalde tüfe verileri de gelecek. Kasım'ın tüfe verileri gelecek. Ee, belki tüfe verilerinin geri gelmesiyle ciddi bir hareketlik de oluşabilir. Ama 14.900'ün üstünde hareket etmeye başlarsa artık DAX tarafında da tekrar rallileri konuşabiliriz diye düşünüyorum. İlginiz olsun arkadaşlar. Bakıldığında gayet pozitif duruyor DAX tarafı da. 14.200 bölgesi destek bölgesi altında kapanışlar stop olarak düşünülebilir de. Gelelim SP500 tarafına. SP500 tarafına hep kısa grafiklerde bakmıştık. Trend kırılımı olduğunda pozisyon denenebilir demiştik. Orada kısa trend kırılımlarında güzel yakaladığımızı düşünüyorum. Akabinde güzel hareketler yaptı yukarıya doğru. <laughs> SP500 tarafı da aslında önümüzdeki hafta artık karar haftasına geliyor gibi duruyor. 4100'ler ve 4100'lerin üstü mü yoksa artık 4100'lere kafa atıp tekrar 3900'lere doğru bir geri çekilme olacak? Bunu izleyip göreceğiz arkadaşlar. Özellikle 4100'lerin üstüne doğru hareketlenirse şu trendi orta vadeli düşen trendi eğer yukarıya doğru kırabilirse SP500 tarafında da yani Amerikan endeksleri tarafında çok ciddi yükselişlere gebe olabilir bu durum. Bakıldığında gayet güzel ağırlıklı ortalamanın üstünde pozitif konumda ama ağırlıklı ortalamayı pek de açmadan Yukarı yönlü devam etmeye çalışıyor SP500 tarafı da. Dediğim gibi 4100 bölgesi çok önemli bir bölge olacak. Bu haftada özellikle SP500 tarafında 4100 bölgesi karar haftası olarak karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. 4100'lerin üstünde kapanışlar olursa ilk etapta 4300 daha da üstünde 4420 daha da üstü 4500 seviyelerine kadar hatta 4520 seviyelerine kadar 4415 seviyelerine kadar daha da ciddi hareketler gözlemlenebilir diye düşünüyorum SP500 tarafında. Açıkçası şu trend kırılımı önemli olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Benim düşüncelerim bu şekilde SP500 tarafında. Yani bu trendi yukarıya doğru kırarsa ve üstüne kapanışlar gelirse hem dünya borsalarına hem de SP500 Amerika endekslerine çok ciddi yukarı yönlü hareketler artık başlayacaktır. Bundan sonra hani bu zamana kadar tepki hareketi orta vadeli Düşüşün tepki hareketi diyebiliriz 4.100'lere kadar ama 4.100'lerin üstüne kalıcılık olursa eğer artık SP 500 tarafı da daha doğrusu Amerikan endeksleri de yükseliş trendlerine yavaş yavaş başlayacaklar diyebiliriz 4.100 üstü kapanışlarda bilginiz olsun yurt dışında ara ara takip etmek lazım çünkü yurt dışı da bir kolerize çalışmalarımız da oluyor yurt dışı yukarı gittiğinde bize pozitif olarak etkileniyoruz bundan eğer SP 500 tarafı 4.100'lerin üstünde kalıcılık gelirse ben borsa İstanbul'da artık çok çok sağlam ulaştırılmış bir yer olduğunu söyleyebilirim buraların bayağı sağlam bölgeler olacaktır bizim için de şöyle BIST 100 endeksini açmak istiyorum BIST 100 endeksi tarafında neler yapabiliriz BIST 100 endeksi tarafında neler yapılmalı İlk etapta bizim hedef bölgelerimiz 4700 bölgesiydi özellikle bu bölgeler çok ciddi direnç olarak karşımıza çıktı o bölgeden bir kar satışı geldi Bundan sonraki artık yukarıda kar satışı gelebilecek bölge benim e, düşündüğüm kar satışı gelebileceğini düşündüğüm bölge e, 5000 25000 e, 50 arası veya 5000 5100 arası o bölgeden e, kar satışı gelir diye düşünüyorum Borsa İstanbul tarafına. Yine e, önümüzdeki hafta artık vade sonu vade sonlarında da çalkantılı bir piyasa oluyor bizim Borsa İstanbul tarafında. Hani yukarıya doğru bir eğilim yapıp e, 5000 5.015'ler, 5.020'ler belki orada biraz daha abartıp pozisyonu 5.100'lere kadar ciddi bir hareket. Akabinde e, kar satışları şeklinde düşünülebilir. Bunu da pazartesi salı günü izleyip göreceğiz piyasalarda. Ama genel olarak bakıldığında Borsa İstanbul tarafı da ağırlıklı ortalamasının üstünde ralli hareketi hala devam ediyor. Ağırlıklı ortalamasının üstünde olur. ve pozitif konumda devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu da özellikle belirtmek <laughs> istiyorum. Vadeli 30 tarafına geldiğimizde Vadeli 30 tarafında bizim ee, pozisyonumuz şöyleydi ee, yukarıda şu bölgelere kadar ben bekliyordum açıkçası ee, 5500 bölgesine kadar ciddi bir hareket olur oralardan bir kar satışları gelebilir diye düşünüyordum. Hakikaten e, 5500'lere kadar çok ciddi bir hareket oldu ama şurada bakıldığında e, yani o 5500'lerin üstüne doğru hareketlenemeyen bir badire 30 tarafı görüyoruz. Vadeli 30 tarafı biraz cılız kaldı. 5500'leri acaba kıracak mı? Üstünde kapanışlar gelecek mi? Belki 5500'lerin üstünde kapanışlar gelirse. Burada e, bizim Borsa İstanbul 100 Endeksinde de artık o 5100'lerin üstünde hatta 5020'lerin üstünde kapanışlar gelip belki bir üst trende bile deneyebilirler. E, bu bölümde e, dikkatle takip edeceğiz. Bakıldığında vadeli 30 tarafı biraz daha e, güçlü duruyor diyebilirim. Bist 100 endeksinden bir tık daha güçlü duruyor diyebilirim vadeli 30 tarafı. Ama genel olarak şöyle bir senaryo gözlemlendiğinde hani sanki pazartesi salı yukarı yönlü biraz daha hareket olacak ve ardından kar satış şeklinde devam edecek gibi duran bir endeksler tarafı var. Veya artık bu bölgelerde bir yatay yapıp vade sonu tamamlandıktan sonra yani Borsa İstanbul tarafında Borsa İstanbul tarafında vade sonu tamamlandıktan sonra ciddi bir yukarı hareket şeklinde de gözlemlenebilir bunu da dikkatli izleyeceğiz ve artık o vade sonu vade sonunda çarşamba akşamı vade sonunu hatta perşembe günü artık yeni vadeye geçtiğimizde net bir şekilde bize bir anlam katar diye düşünüyorum çünkü vade sonunda vadeli taraftaki o abritrajı alıyorlar arkadaşlar o abritrajı aldıkları için vadeli pay piyasalarında onlar biraz daha fiçürü fiyatladıkları için eee dayanak fiyattan biraz daha yukarıda işlem görüyorlar. Dayanak fiyata doğru geri çekiliyor. Yani vadeli tarafta hemen hemen tamamlanmış bir hedef gözüküyor kısa vadede. Ama dediğim gibi artık yeni vadeye geçtiğimizde belki çok daha ciddi fiyatlamalar göreceğiz. O vadeli 30 tarafı belki de 5500'lerin üstünde kapanış yapacak. Ve tekrar yeni bir boy. Şöyle onu da göstermek istiyorum. Biraz daha grafiği kısaltayım. Belki tekrar yeni vadeye geçtiğimizde yeni bir boy şeklinde güncellenebilir de bunun anlatmamın sebebi de şu hani net bir şekilde bunu söyleyemeyiz ama hani 5500'lerin üstünde kapanışlar kalıcılık geldiğinde 6500'lere kadar vadeli 30 tarafının pozisyona devam edebileceğini düşünüyorum. Yani Serkan Hocam bu kanıya nereden varırsınız diye sorarsanız bana. Yani Borsa İstanbul 100 endeksinde FK oranları hala 6.74'lerde. Bizim bu FK'yı karşılama oranımız 7.5'lardan biz bu FK'yı karşılamıştık. Yani şular geldiğinde e biz 7.5 FK'lardaydık. Yani bilançolar gelmeye başladığında. Şu an için bakıldığında 6.74 FK'lardayız. Yani o bilançoların geldiği dönemden daha yani o bilançolar açıklanmadan önce Borsa İstanbul olarak çok daha pahalıydık. Bilançolar iyi geldikten sonra FK'larımız 6'ya kadar düştü. Ama tekrar bir hareket sağladık Borsa İstanbul'da. Ne kadar da hareket sağlasak. Yine o bir önceki dönemki FK'lara ulaşamadık. 7.5 FK'lara. En azından o bölgelere ulaşıp o bölgelerden e, hani düzeltme hareketi belki o bölgelerden kısmi bir düzeltme hareketi gelebilir diye düşünüyorum. Yani buralardan hala Borsa İstanbul tarafında ben yaklaşık olarak bir %15'lik yukarı marş var diye düşünüyorum. Ee, yani vadeli 30 tarafında da belki de o 5500'lerin üstünde kapanış yapıp 6500'lere doğru hareket. Ee, yine Borsa İstanbul 100 endeksi tarafında da 5020'lerin üstüne doğru e, bir kapanış. Daha sonrasında Artık burada da çok ciddi o e, vadeli 30 tarafındaki gibi çok ciddi bir yukarı yönlü hareket e, gözlemlenebilir. Kaçlar hemen hemen burada 600 puanlar yapıyor. Burada 5600'ler 5500-5600 rakamlarına doğru e, Borsa İstanbul 100 indeksinde de sert hareketlerde gözlemleyebiliriz. Yani bunu herhangi bir e, dayanaya binaen söylemiyorum ama tamamen teknik ve piyasanın temel olarak ucuz kalmasından dolayı anlatabil mek istediğim konulardan bir tanesi de bu ee, hani hem piyasalar ucuz hem de gerçekten teknikle destekliyor arkadaşlar. Yani çok ciddi e, oluşumlar var. Bunu e, bir video daha çekeceğim. Orada yatırımcı sayılarıyla da e, desteklemeye çalışacağım. Bundan sonra bir video daha çekip onu da yükleyeceğim. Gelelim Bitcoin tarafına. Bitcoin tarafına bakıldığında e, hala ağırlıklı ortalamasının civarında bölgelerde seyreden Bitcoin var. Çok pozitif değil, çok da negatif durmuyor ama bakıldığında yatay vari bir grafik. Benim açıkçası fikrimi sorarsanız 17.900'lerin üzerine doğru hareketlenmeden, 17.900'lerin üzerine çıkmadan burada çok da pozitif değilim Bitcoin'ler tarafında. Daha doğrusu Coin'ler tarafında, en azından Bitcoin tarafında 17.900 kapanış olmadan pozitif pozisyonda değilim. Ama bakıldığında MACD günlükte yukarı yönlü bir kırılım olmuş, yukarı yönlü sanki gitmek ister gibi bir hareketi var. Ama tabii sıfırın altında yukarı kırılımlar çok da değerli olmuyor. O yüzden çok değerli bir kırılım değil. Ama tekrar sıfırın üstüne taşıyabilir. Ve orada da 17.900'lerin üstüne kalıcılık olursa artık Bitcoin tarafında da yavaş yavaş düzelmeler başlıyor diyebiliriz. Ama şu an için negatif pozisyonda olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak kurguyu yapacak olursak gram altın tarafı ağırlıklı ortalamasının üstünde ve pozitif konumda. Ons tarafı ağırlıklı ortalamasının üstünde ve pozitif konumda. Dolar TL ağırlıklı ortalamasının üstünde pozitif konumda ama çok yatay ilerliyor. Dax tarafı 14700'lerin üzerine doğru hareketlenirse çok pozitif olur. 14900'lerin üzerinde kapanışlar olursa artık Dax'ta yükseliş trendi başladı diyebiliriz. S&P 500 tarafında bakıldığında orta vadeli düşen bir trend var. Orta vadeli düşen trend 4100 bölgelerinde kırılacak. Euro bölgelerin üstünde kapanışlar yapabilirse, 4100'lerin üstünde kapanışlar yapabilirse S&P 500 tarafı dediğim gibi orta vadeli bir trend kırılımı olacak ve ciddi çok değerli bir kırılımdır arkadaşlar. Hani bu orta vadeli kırılım en azından bir 3 3 ay 5 ay yukarı yönlü trendin devam etmesini sağlayabilir. SP500 tarafında da açıkçası bakıldığında direnç bölgelerine yakın ama hani direncin de üstüne kalırsa yani o 4100'ün üstüne kalırsa pozitif konumlar gözlemleyebiliriz SP500 tarafında. vadeli 30 tarafında baktığımızda artık vade sonu geliyor. Dediğim gibi o fiyatlardaki artık Dayanak varlıklara yavaş yavaş yakınlaşıyorlar vadili vadiller tarafı. O yüzden yeni vadeyi beklemek yani Perşembe günü sabah artık açılışı beklemek önemli olacaktır. Perşembe günü vadiller tarafı vadili 30 tarafı özellikle bunu vadili 30 tarafı için söylüyorum. Yukarıda artık 5.500'nin üzerine doğru hareketlenmeler veya 5.500'nin üzerine kapanışlar olursa burada tekrar yukarıya doğru bir formasyon oluşacak gibi duruyor. Gelelim e, Borsa İstanbul 100 endeksine. Borsa İstanbul 100 endeksine baktığımızda vade sonu dediğim gibi tekrar geliyor ama hani belki 5.020-5.100 bölgelerinden kar satışları gündeme gelebilir. Hani gündeme gelmezse de eğer 5.020'lerin üzerinde kapanışlar olursak burada da yine çok ciddi yukarıya doğru agresif hareketlenmeler görebiliriz. E, Borsa İstanbul 100 endeksinde de. Hani geride hangi seviyeler var derseniz geride de 4680 bölgesi var. 4 hatta 4700 diyelim ona. 4700 bölgesi var geride. Yani 4700'lerin altında kapanışlar olursa, altına doğru kayışlar, altına kapanışlar olursa stop olarak değerlendirilebilir. süren stop şeklinde bu şekilde takip ediliyor arkadaşlar. Aksi takdirde borsa İstanbul tarafı rally hareketlerine devam ediyor. Ağırlıklı ortalamasının üstünde ve pozitif konumda ilerliyor diyebilirim. Yine vadeli 30 tarafı da ağırlıklı ortalamasının üstünde ve pozitif konumda ilerliyor diyebilirim. Bitcoin tarafına bakıldığında yatay bir piyasa var ama dediğim gibi Orada da 17.900'lerin üstünde kapanışlar olursa belki o yatay piyasayı kırıp yukarıya doğru hareketlenebilir ama şu an için ağırlıklı ortalamanın civarı bölgelerde biraz da güçsüz durduğunu söyleyebilirim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu hafta sonları diliyorum. Sadece biraz borsalar tarafında sabredildiğinde nasıl kazançlara ulaşıldığını az çok hepimiz görüyoruz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı hafta sonları. Saygılar, sevgiler, hürmetler arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.